Şimdi Soysel'in grubun içinde hangi markalar var, bünyesinde neler barındırıyor? Sektördeki ilk 3 firmadan birisiyiz. Yani genç odası, çocuk ve bebek odasında. Her ne kadar en iyi makinaları alsan da, işte en son sistemi, robotik yapıları bile kursan, sonuç itibariyle bunları insanlar yönetiyor Mustafa Bey. Doğası gereği insana yatırım, aslında geleceğe yatırım. Türkiye'ye ayrı diğer ülkelere farklı mı yapıyorsunuz? Her ülkeye farklı bir tasarım mı yapıyorsunuz yoksa aynı tasarımları dünyanın her tarafına mı gönderiyorsunuz? 2024'te 224 mağazaya ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Böyle biz de kendi içimizde öyle bir hedef koyduk. Fakat ikinci 6 aylık grupta biz geçen seneye göre oldukça hızlı büyüdük. Kayseri büyük bir sanayi şehri. Hükümetin yukarıdan müdahaleleri, mesela kredi kartı taksitlerine sınırlamalar getirmesi, enflasyonla mücadele aldığı altında. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Doğru. Bütün mobilyacıları rahatsız ediyor. Üreten Türkiye'nin habercisiyiz. Siz üretin, biz de bunun haberlerini yapalım. Bol bol haberinizi yapalım, bunu isteriz. Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Yeni bir yayında karşınızdayız. Bugün de özel bir röportajımız var. Soysel'in Grup Genel Müdürü Recep Kezi konuğumuz olacak. Hemen kendisini alalım. Bakalım neler yapıyorlar, detaylıca bir konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi yayınlar. Birlikte bu yayını sürdüreceğiz. Şimdi önce şunu soralım. Oralarda havalar nasıl Kayseri'de? Valla Kayseri'de havalar güzel. Geçmişe göre bizler alışık değiliz pek böyle sıcak olmasına. Sanırım küresel ısınmanın bir etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde. Ama iyi, kayağa gidiyoruz. Hafta sonları Erciyes'te kar kalınlığı oldukça güzel. Ama mevsim normallerine göre biraz sıcak ilerliyor. İnşallah bu sene bir buna bağlı sıkıntı olmaz diye ümit ediyorum. Değil mi? Artık böyle küresel ısınmalar falan derken mevsimler mevsimlere karıştı. Mevsim normalleri Evet. ortadan kalktı. Evet ya, ben hatırlıyorum, çok uzak değil. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce eksi 30 dereceler olurdu Kayseri'de, eksi 20 dereceler. Şu an sıfırın üstünde sıcaklık. Çok kalorifer yakmıyoruz. Doğalgaz faturaları çok gelmiyor. İyi oluyor ama tabii tarım için çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, maalesef. Umarım her şey yolunda ilerler. Çünkü İnşallah, Türkiye'de ekonomik inşallah. kriz yaşıyor. Tarımla ilgili, gıdayla ilgili de sorunlarımız var. Umarım düzelir. Evet. Şimdi şu soruyla başlamak istiyorum. Böyle klişe bir şey ama sizi tanımak istiyoruz aslında. Recep Kezik kimdir? Recep Kezik kim? Kayseriliyim. 1979 Kayseri doğumluyum. Şöyle kısaca bahsedecek olursak. Bütün eğitim hayatım benim Kayseri'de geçti. Kayseri büyük bir sanayi şehri. Tabii İstanbul, İzmir'le kıyaslanamaz ama oldukça güzel bir sanayimiz var. İhracatı yoğun, özellikle mobilya sektöründe ve makine sektöründe gelişmiş bir sanayimiz var. Üniversiteyi Erciyes Üniversitesi'nde okudum. Muhasebe finans mezunuyum. 2000 yılında mezun oldum. HES grubunda İpek Mobilya gibi Kayseri'deki büyük işletmelerde, şu anda da Soysel'in grupta çalışıyorum. Kayseri'de birçok işletmede görev aldım. Mali işler müdürü olarak mali müşavirim. Çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Şu anda da hali hazırda Soysel'in grupta genel müdür olarak görev yapmaktayım. Genel olarak kısaca bu şekilde iş hayatı ve Recep Kezik'in hali. Evet, aslında Kayseri deyince aklımıza bir pastırması falan geliyor. Diğer taraftan da mantısı geliyor. Sonra da mobilyası geliyor aslında. Mobilya sektöründe evet, de önemli evet. bir markalar var. Şimdi Soysel'in grubun içinde hangi markalar var? Bünyesinde neler barındırıyor? Soysel'in grup, Ritmik ve Lajivert olmak üzere iki ana lokomotif markamız var bizim. Biz bebek, çocuk ve genç odası üreten bir firmayız. Sektördeki ilk 3 firmadan birisiyiz. Yani genç odası, çocuk ve bebek odasında sektördeki ilk 3 firmadan bir tanesiyiz. Türkiye yaygını bir mağaza ağımız var, münhasır mağaza ağımız var. Özellikle modüler grubu üretiyoruz ama bununla birlikte aynı zamanda ev tekstili ve yatak satışlarımız da söz konusu. Fakat lokomotiflerimiz Ritmik markası altında gece bebek, çocuk ve genç odası, Lacivert markası altında bebek, çocuk ve genç odası modüler grubu olarak. Peki bu sektörde 40 yıldır varsınız Soysel'in grup ama evet. bu 40 yıllık bir deneyim var aslında, bir söz konusu, tarih aslında. Evet. Evet. Burada şeyi sormak istiyorum, bu 40 yıl nasıl geçmiş orada? Yani şimdi şöyle söyleyeyim,
patronlarımızın yani işletmemizin kurucularının ticaret geçmişleri çok eski. Dededen ticaret başlıyor. İlk ticarete başlandığı süreç de bundan 40 yıl önce metal sanayinde yani soba üreterek başlamışlar. Dededen babaya, babadan çocuklara 4 kardeşler Soyser'in ailesi. Burhan Bey en büyükleri, Mehmet Bey, Murat Bey, Kadir Bey olmak üzere toplam 4 kardeşler. Çocukluktan esnaflık dediğimiz o çekirdekten yetme esnaflık dediğimiz kavramla büyümüşler. İlk metal sanayinde başlamışlar, daha sonra mobilya grubunda ticari faaliyetlerine devam etmişler. 2009 yılından beri de Soyser'in grup çatısı altında Ritmik ve Lacivert Genç Odası markaları altında ürünlerimizi üretiyoruz. Bildiğiniz gibi Genç Odası ürünlerinin mobilya grubundan çıkıp farklı bir gruba dönüşmesi, ayrı mağazalarda satılmaya başlaması son 10-12 yılda olan bir şey. Ondan önce genel olarak mobilya üreten firmaların bünyesinde bir grup olarak, bir parça olarak yürüyordu. Ama artık Genç Odası deyince, Bebek Odası deyince kendi mağazaları olan, sadece kendi sektöründe kendi dinamikleriyle dönen, kendi bir pazarı ve pazar payı olan bir grup haline dönüşmüş durumda. Biz de Türkiye'de bu konuda lider firmalardan bir tanesiyiz. Türkiye'de yaklaşık 100'ün üzerinde münhasır mağazamız var. Kayseri'de kendimize ait, kendi şehrimiz olduğu için kendi mağazalarımız var ama Türkiye genelinde franchise gibi münhasır mağazalarla işimiz yürüyor. Daha çok işi bu şekilde yürütüyoruz. Aynı zamanda 60'tan fazla ülkede ihracat yapıyoruz. Sadece Türkiye'ye ticaret yapan bir firma değiliz. Aynı zamanda üretim tesisimizde dünyanın 60 ülkesine, özellikle Avrupa, Arap ülkeleri, Kuzey Afrika, Asya kıtasının bir kısmına ihracatlarımız devam ediyor. Hızla büyütüyoruz bu konudaki süreçleri. Peki 2023'teki ihracatınız ne oldu? 2024 hedefiniz ne? Şimdi şöyle söyleyelim. 2023 yılında bizim yaklaşık ticaretimizin %30'u aşağı yukarı ihracatımıza gidiyor. %70'i iç pazar, %30'u ihracat gibi. 2023 yılında ihracat rakamımız 4 milyon dolar civarında oldu. Aşağı yukarı 4 milyon dolarla kapattık. Bu yılki beklentimiz ihracatta bir kapasite kullanım oranımızı artırmayı düşünüyoruz biz. Geçen sene ciddi yatırımlarımız oldu. Bu yatırımlarla birlikte işletmemizin üretim kabiliyetleri de oldukça yükseldi. Bu bizim mali tabloları da 2023 yılında pozitif yansıdı. 2024 yılında kapasite kullanım oranını artırırsak inşallah beklentimiz 8 milyon dolara, 7,5-8 milyon dolara ulaşmak olacak. Umarım ulaşırsınız diyelim. Peki ben şunu sormak istiyorum. Çünkü sizin gibi firmaların, üretim yapan firmaların aslında Türkiye'ye çok ciddi bir katma değer sağladığını biliyoruz. Ben yine birazcık orayı detaylandırmak açısından yıllık üretilen ürün kapasiteniz nedir diye sorsam. Şöyle söyleyeyim. Biz 2023 yılında yaklaşık 200 bin metrekare, 1 milyon metrekareye yaklaştık üretim kabiliyeti olarak. Önümüzdeki yılda bu rakamı %20 artıralım diye düşünüyoruz. Tabii şimdi parça parça söylemek çok anlamlı olmayacağı için ben size toplamda modüler grup olduğu için metrekare cinsinden söyledim. Yaklaşık 809 bin metrekare gibi bir üretimimiz oldu 2023'te. 1 milyon metrekareyi de bu yıl aşarız diye ümit ediyoruz. Umarım çok daha ileriye doğru gidersiniz. Çünkü bu dediğim gibi İnşallah. Çünkü Türkiye'ye katma değer sağlayan her firmanın Sanayi Gazetesi, Sanayi TV olarak da her zaman yanındayız. Üreten Türkiye'nin habercisiyiz. Siz üretin, biz de bunun haberlerini yapalım. Bol bol haberinizi yapalım, bunu isteriz. Şimdi evet. Soracağım biraz da sektöre geleceğiz. Şimdi mobilya sektöründesiniz ve mobilya sektörü, birçok sektör bazen daralmaya gitti. Birçok sektör şu ekonomik kriz dediğimiz süreçte ileriye doğru gitti. Mobilya sektörü nasıl bir süreç 2023 geçirdi, nasıl bir yıl geçirdi? Yani şöyle söyleyeyim ki önce kendi adımım konuşayım, firmamın adına Soyser'in grup olarak konuşalım. İlk yılın başı 2023'ün başında ikinci aydaki o elzem deprem olayı biraz bizi ilk 6 aylık grupta sakin tuttu. Fakat ikinci 6 aylık grupta biz geçen seneye göre oldukça hızlı büyüdük. Hem yatırımlarımız olmuştu, zaten seneye hazırlıklı girmiştik. Yeni 40'ın üzerinde modelle katıldık fuara. 2023 yılının ikinci 6 ayından sonra gene resmen bir patlama yaşadı bizim için sektördeki durumumuz. Neden diyecek olursanız biz 50'ye yakın münhasır bayilik açısından bir gelişme senesiydi aynı zamanda. Bir taraftan teknik kabiliyetlerimizi artırdık.
Bir taraftan da iç pazarda münhasır bayilik vererek işte franchise dediğimiz diğer bilinen ismiyle mağazalar açarak 2023 yılını hem ciro açısından hem mağazalaşma noktasındaki yaygınlaşma açısından oldukça pozitif geçirdik diyebilirim. İç pazardaki hedefimiz bizim münhasır mağazalar yoluyla pazarda pazarı domine etmek ve pazar ağını bu şekilde yönetmek. O yüzden 2024 yılında da hani bir siz başlarken söylemiştiniz ya klişe bir laf diye 2024'te 224 mağazaya ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Böyle biz de kendi içimizde öyle bir hedef koyduk. İnşallah Allah kısmet ederse yönetim kabiliyetiyle birlikte mağazalaşma ağımızı da genişleteceğiz. İyiydi bizim için 2023 yılı. Oldukça karlı ve ciro açısından da zengin geçti. 2024 yılında da bunu biraz daha artıralım diye düşünüyoruz. Kriz açısından değerlendirecek olursak, evet, mobilya sektöründe zorlanan firmalar oluyor. Pazarda bir daralma söz konusu mu? Evet, özellikle ekonomik değerlerde hükümetin yukarıdan müdahaleleri, mesela kredi kartı taksitlerine sınırlamalar getirmesi, enflasyonla mücadele aldığı altında. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Doğru, bütün mobilyacıları rahatsız ediyor. Çünkü mobilya kredi kartıyla neredeyse dönen bir işe dönüştü. Artık ticari döngü kredi kartının üzerine yoğunlaştı. Mağazalar ürünlerini kredi kartıyla satıyor. Eskisi gibi değil. Bundan 15 yıl önce senetli satışlar oluyordu filan ama artık bütün ticaret elektronik ortamda. Neredeyse kağıt para kalkacak, işte elektronik para konuşuluyor biliyorsunuz. Böyle evet. Böyle bir dönemde kredi kartıyla olan alışverişlerinin kısıtlanmaya çalışılması ekonomiyi soğutuyor. Evet, enflasyonu talebi biraz azaltıyor, düşürüyor ama burada sanayici açısından, üretici açısından sıkıntılı süreçlere neden olabiliyor. Çok şükür şimdiye kadar şöyle bir şey olmadı. Yani ekonomi bakanı çıkıp arada maliye bakanı ya Türkiye dışında kimse de kredi kartına taksit olmuyor. Neden Türkiye'de kredi kartına taksit oluyor diye bir eleştirisi olsa da ve bu konuya sanki bir parmak atılacakmış gibi konuşulsa da bu öyle bir müdahalenin olmayacağını ümit ediyorum. Çünkü gerçekten sadece bizim sektörümüz için değil, beyaz eşya gibi belli bir limitin üstünde olan cep telefonunu dışında tutuyorum elektronik kısmı. İnsanlar aç da kalsa gidip cep telefonunu alabiliyor belki ama mobilya, beyaz eşya gibi, küçük ev aletleri gibi sektörlerde kredi kartında bir daralmanın olması ya da bir sınırlamanın gelmesi baskılayıcı olacaktır. Ama 2024 yılında ihracat açısından da devletin bazı destekleri söz konusu. Bizim de bu konuda ciddi çalışmalarımız var. İhracat tarafında sıcak paraya döngü biraz daha artacak gibi görünüyor. Sanırım şu ilk 3 aylık dönemi geçtikten, iç çeyreğe geçtikten sonra bir de mevsimsel etki de oluyor biliyorsunuz bizim sektörde. Kış döneminde biraz sakin oluyor işler. Doğası gereği mevsim etkisiyle. Ben bu sene de oldukça güzel geçeceğini ümit ediyorum yılın. Evet, 2024 beklentim. Tabii şey, kredi kartına değindiğiniz zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan galiba, Ticaret Bakanlığı da aslında, hükümetten diyelim, daha genel bir tabir kullanalım. Kredi kartı limitlerinin düşürülmesine yönelik bazı hamlelerde yapılacağı söyleniyor. Bunu da haberlerini takip ediyoruz. Bu evet, sizin sektör için aslında bir dezavantaj. Ya endişe verici. Evet, enflasyonla mücadele edilsin. Katılıyorum. İhracatta yapan, bizleri ihracat yapan da firmalarız ama şimdi mobilya sektöründe, sektör adına konuşacak olursak, mobilya sektöründe çok fazla küçük üretici var. Biz KOBİ'leri geniş bir ülkeyiz. Yani KOBİ yaygın bir ülkeyiz. Kredi kartlarına çok sert bir müdahalenin, limit düşürülmesi, taksitlerde ciddi sınırlamalar, şu anda 9 taksit üzerinde taksit yapamıyoruz zaten. Bu tür uygulamalar sektör için endişe verici. Belli ölçeğin üstündeki firmalar için bu çok sorun olmayabiliyor. Sektörde çeşitli enstrümanları kullanma becerimiz var. İşte kredili sistemler var, hızlı kredi yöntemleri olabiliyor ama bu herkesin kullanabildiği yöntemler değil, sektörü daraltacaktır. O yüzden bu konu endişe verici. Biz ümit ediyoruz ki kredi kartlarında bir baskı olmaz. Kredi kartı taksitlerinde de bir aşağı yönelik baskılamaya maruz kalmayız diye ümit ediyorum.
İnşallah diyelim. Şimdi şuradan da biraz üretimden konuştuk, üretime doğru devam edelim. Şimdi küresel çapta biliyorsunuz Avrupa Yeşil Mutabakat Metni var. Böyle bir strateji evet. belirledi, %10 yeşil dönüşüm falan. Bunlar artık evet. konuşulan şeyler. Yani üretim yaparken çevreyi de kirletmeden üreteceğiz. Ürettiğimiz ürünlere evet. de dikkat edeceğiz. Bunları ihraç ederken de. Şimdi Avrupa'ya ihracat yaptığımızda ya da yurt dışına da yaptığımızda artık böyle bir sıfır emisyon denilen bir şeyle karşı karşıyayız. Siz evet. Mesela elektriğinizi nasıl üretiyorsunuz ve bunları da yeşil dönüşüm konusunda herhangi bir çalışmanız var mı? Varsa hangi aşamadasınız? Tabii ki hemen cevap verelim. Aslında bizim de Çatı GES projemiz var. Geçen sene Çatı GES projesiyle ilgili hazırlıkları tamamladık. Fabrika binamızın çatısına 1 megawattlık bir Çatı GES yapmak istiyoruz. Fakat bunlar lisansa ve buradaki elektrik altyapısıyla ilgili konular. 10. ay gibi müracaatımızı yaptık. Firma olarak biz trafomuzu ve gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Fakat Kayseri'de, organize sanayide bu konu oldukça revaş. Birçok işletme benzer enerji fiyatlarındaki yükselmeden dolayı benzer yatırımları yapmak istiyor. Bu hem güzel hem de sevindirici yeşil dönüşüm açısından. Aynı şey bizde de söz konusu. Biz de müracaatlarımızı yaptık. Şimdi yeni bir santral yapılıyor Kayseri Organize Sanayi Bölge'ye. Orada açılacak trafo güç alanıyla bize de bir ruhsat verecekler. İnşallah ruhsat alır almaz eğer 2024 yılında gerekli altyapı çalışmaları biterse 1 megawattlık bir Çatı GES düşünüyoruz. Yaklaşık şu anki bütçemizde 650 bin dolar civarında bir maliyeti söz konusu bize. Bununla ilgili biz bütçe hazırlığımızı yaptık. Ruhsat çıkar çıkmaz yaklaşık 3 ay 4 ay içerisinde iş yapılabiliyor. Yani işin imalatı yapılması kurulması 3 ay gibi sürüyor resmi prosedürleri hariç. Eğer ruhsatımız çıkarsa hızlıca bu işi de 2024 yılında halledelim istiyoruz. 1 megawatt iyi bir rakam bizim için. Biz böyle çok elektrik tüketen bir işletme değiliz. Tekstil sektörü falan çok yoğun ya da metal sektörü çok yoğun elektrik tüketiyor ama bizim için 1 megawatt bütün ihtiyaçlarımızı karşılayıp az biraz da artı sağlayacak bir miktar. O yüzden 2024 için beklentimiz ruhsatın verilmesi bizim de bu konuyla ilgili hamleyi yapmamız. Evet bir de firmanızı biraz araştırdığımızda, check ettiğimizde karşımıza böyle eğitim faaliyetleri çıkıyor. Çalışanlarınıza evet. böyle eğitimler, yani akademik konusunda da yardımcı oluyorsunuz. O konuda biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet, ya şimdi şöyle, insana yatırım aslında en önemli kavram. Her ne kadar bizim felsefemiz Soysel'in grubu olarak, her ne kadar en iyi makinaları alsan da, işte en son sistemi robotik yapıları bile kursan, sonuç itibariyle bunları insanlar yönetiyor Mustafa Bey. Doğası gereği insana yatırım aslında geleceğe yatırım. Bu felsefeyle biz şöyle düşünüyoruz. Personellerimizden yüksek lisans yapmak isteyenler ya da doktora yapmak isteyenler olursa bunların önüne engeller koymuyoruz. Destekleyici faaliyetlerde bulunuyoruz. Ya da eğitim almak isterlerse o hem işletmemize fayda sağlayacak ya da akademik açıdan bir ilerleyiş söz konusu olacak olursa işte MBA yapmak isteyen oluyor personelden. Özellikle mühendis kadrodan ya da yönetici kadrodan yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyenler oluyor. Bu tür durumlarda destekleyici oluyoruz. Kendi iç eğitim sistemimize gelecek olursak, şimdi söylediğim gibi 2023 yılında ciddi bir makine yatırımımız oldu. Büyük bir kapalı alana geçtik 2023 başında ve kapalı alandaki üretim tesisimizdeki bu yeni makinelerin yüksek performanslı kullanılması gerekiyor. İmalatta şöyle bir şey oluyor. Makineyi alıyorsunuz. İlk yıl aldığınız yıl onun bir acemiliği, personelin ona bir adaptasyon süreci oluyor. Bu süreçte makinenin verimini %70'lerde, %80'lerde ancak kullanabiliyorsunuz. Sonra bu eğitim süreciyle birlikte ustalar, ustabaşları, işte postabaşları, o imalat hattındaki tüm yetkin personel gerekli farkındalığa ve eğitime ulaştığı zaman kabiliyetleriniz bu sefer yani randıman dediğimiz o üretim kabiliyetleriniz %95-97'lere doğru çıkıyor. Zaten 2024 yılındaki beklentimiz de randımanı %20 artırmak. Biz %75-80'ler bu aralardayız ilk yıl olması hasebiyle. 2024 yılında şimdi haftanın belli günlerinde hafta sonlarında bir program planladık. Üçüncü ay itibariyle başlayacak inşallah bir manilik olmazsa. Soysel'in Akademi diye bir program. Bu programla özellikle Mavi Yaka dediğimiz imalat alanındaki arkadaşlar için bir eğitim seferberliği düzenleyeceğiz. İşte yaz gelip Haziran olup işler hızlanmadan üçüncü ay ile dördüncü ay arasında bu programı
yapmayı ve Mavi Yaka'daki personelimizin verimliliğini artıracak şekilde, onların eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir program düzenlemeyi planlıyoruz. İnşallah bu sene vakıf olup bunun neticelerinde hem ülkemize bir faydası olacak kapasite kullanımı oranıyla, hem de işletmemize hem de sektörümüze diye değerlendiriyorum. Umarım en iyisi olur. Şimdi siz biraz bahsettiniz. Dediniz ki Türkiye'de 100'den fazla mağaza açtık. Fakat aklıma şöyle bir soru takıldı. Yurt dışında da mağaza açmayı düşünüyor musunuz? Var. Yurt dışında da mağazalaşmaya gittiğimiz ülkeler var. Şimdi isim söylemek çok usluplu olmuyor ama şöyle söyleyeyim. Özellikle Balkan ülkelerinde müşterilerimizin bir kısmından böyle talepler oldu ya mağazalaşsak diye. Bizim de zaten yurt içinden böyle bir ağımız olduğu için, mağazalaşma sistemiyle sattığımız için. Şimdiye kadar yaklaşık 10-12 tane yurt dışında mağazamız var. Özellikle Arap ülkelerinde, Arap Yarımadası'nda ve Balkanlar'da, Avrupa'da birkaç büyük ülkede müşterilerimizden bizim mağazamızı ve modellerimizi bizim münhasır mağaza çatısı altında satmak isteyenler olduğunda buna çok sıcağız. Buradan da bunun seslenmesini ve duyurusunu yapmış olayım. Bunu düşünenler, mobilya satmayı düşünenler ya da hala hazırda bu işle ilgilenenler için bizim kendi bir konseptimiz var, bir ürün gamımız var. 600 ila 1000 metrekarelik bir mağazayı rahatlıkla doldurabiliyoruz. Herhangi bir markamızda, yani Ritmik ya da Lacivert markamızla 1000 metrekarelik bir mağazayı rahatlıkla doldurabiliyoruz. Bizim yaklaşık 70'e yakın konsept ürünümüz var. Her birinin altında 11-12 tane işte komodini, şifon yeri, dolabı, üçlü dolabı, çalışma masası gibi birçok parçanın olduğu. O yüzden yurt dışında mağazalaşma konusunda sıcağız. Böyle teklifler geldiğinde değerlendiriyoruz. Hemen mağaza ölçülerine göre mimarımız, kendi içimizde mimarımız var. Bizim konsepte göre gerekli tasarımlar yapılıyor. Gerekli işlemlerin tamamı karşılıklı bayi ile birlikte yürütülüyor. Ve 3 ay içerisinde aşağı yukarı en geç 2-3 ay içerisinde mağazayı aktif hale getirebiliyoruz. Umarım yeni talepler olur. Biz bunu açız. Bu yolda da ilerliyoruz inşallah. Peki mobilya tasarımlarınızda işte Türkiye'ye ayrı diğer ülkelere farklı mı yapıyorsunuz? Her ülkeye farklı bir tasarım mı yapıyorsunuz, yoksa aynı tasarımları dünyanın her tarafına mı gönderiyorsunuz? Tasarım konusunda şöyle, bizim kendi tasarım ofisimiz var. Dışarıdan profesyonel tasarımlarla da güzel ürünler olduğunca değerlendiriyoruz. Biz genellikle tasarımlarımızı evrensel yapmaya gayret ediyoruz ama dediğiniz gibi ülkeden ülkeye tasarımların şekli değişebiliyor. Kültürden kaynaklı, coğrafyadan kaynaklı sebeplerle tasarımlar ya da tercihler değişebiliyor. Genellikle kendi ürünlerimizi satıyoruz. Şimdi Avrupa, Kuzey Afrika, Arap kıtası, Asya kıtasının bir kısmı deyince, yani Türkiye'nin hemen etrafına Balkanlarda içine alarak söylüyorum. Ürünleri sattığımız için bu coğrafyada var olan konseptlerimiz satılıyor. Ama Arap kıtasında özellikle biraz farklı talepler oluyor. Orada evde yaşam biraz daha farklı, daha büyük evlerde, daha büyük mobilyalarla. Mesela Türkiye içerisinde genellikle 3 kapaklı dolap satılır. Fakat Araplar hem ölçü olarak biraz daha büyüğünü, hem de dolap sayısının kapağı 4 kapaklı, 5 kapaklı dolap talepleri olabiliyor. O yüzden Arap kıtası dışında genellikle kendi ürünlerimizi gönderiyoruz. Arap kıtasına özel yaptığımız ürünler de var. Araplar biraz daha farklılık istiyorlar buna bağlı olarak. Evet, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla Mustafa Bey, güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bizi buraya konuk ettiniz. Kendimizi ifade etme fırsatı bulduk. Soyserin grubu olarak önümüzdeki sürecin bütün ticaret insanlarına, bütün çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum. Umarım 2024 yılı güzel bir yıl olarak geçer. Temennim bu yönde. Hem ticaret açısından hem de insanların mutlu mesut olduğu, mutlulukların olduğu, bol kazancın olduğu, işte bir tüccar ne söyleyecek? Bol para kazanalım diyecek. Hem personelimiz mutlu olsun, hem bizler ticaret insanları olarak mutlu olalım diyorum. Son olarak da Kayseri'ye bekleriz. Hem pastırmamızı hem mantımızı ikram etmek için. Cümlemi de böyle tamamlayayım. İnşallah, yani şimdiden yakın zaman için değil ama ileriki zamanlar için söz verebiliriz. Konuşuruz sizinle. Çok evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi ki katıldınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet sevgili Sanayi TV izleyicileri, Soyserim Grup Genel Müdürü Recep Kezik'le birlikteydik. Önemli bilgiler verdi. Mobilya sektörünü konuştuk ve Soyserim'in gelecek planlarını konuştuk.
Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.